Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Geçmiş ümmetlerde veliler vardı. Peygamber olmadıkları halde Allahü Teala onlara hitap buyururdu. Eğer bu ümmette onlar gibi birisi olursa o Ömer bin Hattab'dır. Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anhüma şu sözü bu manayı teyit etmektedir. Eshab-ı kiram herhangi bir hususta söz söyleseler, hükmü ilahi Hazreti Ömer'in radıyallahu an) sözüne uygun nazil olurdu. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala Ömer'in radıyallahu an diliyle söyleyicidir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyada gördüm. Bir kova ile su çekiyordum. Allahü Teala'nın dilediği kadar çektim. Sonra Ebu Bekr an kovayı alıp bir iki kova su çekti onun çekmesinde zayıflık vardı. Allahü Teala ona rahmet eylesin. Daha sonra Ömer bin Hattab radıyallahu an kovayı aldı. Onun gibi kuvvetli su çeken görmedim. Bütün havuzları su ile doldurdu ve bütün insanları suya kandırdı. Hazreti Ebu Bekr iki sene dört ay veya altı ay halifelik yaptı. Ölüm hastalığı sırasında, Osman bin Affan'a radıyallahu an yaz buyurarak şöyle yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ebu Bekr'in dünyadan çıkacağı günlerin son ahdi ve ahirete gireceği günlerin ilk ahdidir. Kafirin ve facirin inanacağı ve yalancının tasdik edeceği bir gerçektir ki, ben Ömer bin Hattab'ı radıyallahu an halife seçtim. Benim zannım şöyledir ki şüphesiz o adaletle hükmeder. Herkes yaptığından mesuldür. Ben hayrı murad eyledim. Gaybı bilmem. Zulmedenler yakında hangi dönüş yerine döneceklerini bileceklerdir. Sonra bu yazı eshab kiramın büyüklerine arz edildi. Yazılı olanları kabul edip biat ettiler. Rivayet edilir ki Ebu Bekr'in radıyallahu anh hastalığı ağırlaşınca pencereden insanlara hitaben "Ey insanlar, ben size bir ahd eyledim. Halife seçtim. Ona razı oluyor musunuz?" dedi. "Evet, razı oluyoruz." cevabını verdiler. Hazreti Ali radıyallahu <laughs> anh, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu <laughs> anh, halifeliğinden başkasına razı olmayız dedi. Ebu Bekr radıyallahu <laughs> da hayırlı olsun buyurdu. İbn Abbas radıyallahu <laughs> anhuma şöyle anlatmıştır. Allahü Teala Eshab-ı Kirama Medayin'in fethini Emirül Mü'minin Ömer'in radıyallahu <laughs> anh, halifeliği zamanında nasip etti ganimet mallarını getirdiler. Resulullah'ın mescidinde açtılar. Önce Hasan bin Ali radıyallahu anhüma geldi. Ya Emir el Müminin, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimet malından hakkımı ver dedi. Hazret Ömer radıyallahu an ona lütf ve ikramla hitap etti ve kendisine bin dirhem verilmesini emretti. Bin dirhem verdiler. Sonra Hz Hüseyin radıyallahu an geldi. Ona da lutf ve ikramla hitap edip bin dirhem verilmesini emretti. Bin dirhem verdiler. Daha sonra kendi oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma geldi. Ey müminlerin emiri, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimetten benim hakkımı da ver, dedi. Hazreti Ömer ona da lutf ve ikramla hitap etti ve 500 dirhem verilmesini emretti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, ben harplerde bütün gücümle savaştım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde kılıç salladım. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Medine sokaklarında çocuklarla oynarlardı. Onlara biner dirhem, bana ise 500 yüz dirhem veriyorsun dedi. Hazret Ömer radıyallahu an oğluna şöyle cevap verdi: Evet, öyledir. Haydi sen de onların babası gibi baba, annesi gibi anne, dedesi gibi dede, nineleri gibi nine, amcaları gibi amca, dayıları gibi dayı, halaları gibi hala, teyzeleri gibi teyze getir, sana da vereyim onların babası Ali Yülmürteza, annesi Fatıma Tüz Zehra, dedeleri Muhammed Mustafa aleyhisselam, nineleri Hatice Tül Kübra, amcaları Cafer bin Ebi Talip'tir. Halaları Ümmü binti Ebi Talip, dayıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Hazreti İbrahim'dir. Teyzeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızları Rukayye ve Ümmü Gülsüm'dür. Radiyallahu teala anhum ecmaîn dedi. Hazreti Ali Hazreti Ömer'in radiyallahu anhuma bu sözlerini işitince şöyle dedi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Bunu gelip Hazreti Ömer'e haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer eshab-ı kiramdan bir cemaati yanına alarak Hazret Ali'nin evine gidip kapıyı çaldı. Hazret Ali dışarı çıkınca "Ey Ebel Hasan, sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur buyurduğunu işittin mi?" diye sordu. Evet, işittim dedi. Bunu bana yaz dedi. Hazreti Ali şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ali bin Ebi Talib'in Ömer bin Hattab'a vesikasıdır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. O da Cebrail aleyhisselam'dan o da Allahü Teala'dan bildirdi. Şüphesiz ki Ömer bin Hattab cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu yazıyı alıp evlatlarından birine verdi ve şöyle vasiyet etti: Ben vefat edince bu yazıyı kefenimin içine koy ki bununla Allahü Teala'ya kavuşayım. Şüphesiz ki eshab-ı kiram'ın faziletleri sayısızdır. Onların harikalarını anlatmaktan diller acizdir. Hazreti Ömer radıyallahu an bir cuma günü minberde hutbe okurken hutbeyi bırakıp iki veya üç kere ya sariye el cebel el cebel dedi. Sonra hutbeye devam edip tamamladı. Cemaat Ömer radıyallahu an divane olmuş dediler. Namazdan sonra Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Hazreti Ömer'in yanına yaklaşıp "Ya Ömer radıyallahu anh sana ne oldu da hutbe arasında o sözü söyledin? Halk senin hakkında konuşmaya başladı." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: "O sırada Sariye radıyallahu anh ordusuyla bir dağın dibinde kâfirlerle muharebe yapıyordu kâfirler önden ve arkadan durmadan saldırıyorlardı. O hali gördüm ve dayanamayıp arkalarını dağa versinler ve kâfirlerin şerrinden kurtulsunlar diye o sözü söyledim. Medine ile muharebenin yapıldığı yerin arası bir aylık yol idi. Aradan bir müddet geçtikten sonra Sariye radıyallahu anh Medine'ye döndü ve eshab-ı kirama şöyle anlattı. Bir cuma günü kâfirlerle muharebe yapıyorduk. Sabahtan cuma vaktine kadar harp ettik. Öğle vakti ya sariye el cebel diye bir ses işittik. Bunun üzerine arkamızı dağa verdik. O kadar savaştık ki kâfirlerin askerlerinin çoğunu öldürdük. Kalanları da kaçtılar. Hazret Ömer'e divane oldu diyenler bunları dinleyince Bunlar Hazret Ömer'i doğru çıkarmak için anlatılıyor dediler. Hazret Ömer'in radıyallahu an Cuma günü hutbede söylediği o sözü Hazret Ali'ye söylemişlerdi. Hazret Ali o boş söz söylemez ve boş iş yapmaz. Söyledikleri ve yaptıkları ayet-i kerimelere muafıktır dedi. İmam Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh Tefsiri Kebir'inde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma için siz ikiniz benim gözüm ve kulağım gibisiniz buyurmuştur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi olunca minber üzerinden o kadar uzak mesafedeki hali gördü. Hazret Ömer radıyallahu an Irak memleketlerinden birine cihad için ordu göndermişti. Bir gün Medine'de otururken birdenbire "Efendim, buradayım, buradayım." diye seslendi. Hiç kimse neden böyle seslendiğini anlayamadı. Nihayet ordu zaferler kazanarak döndü. Kumandan Hazret Ömer'e kazandıkları zaferleri anlatmaya başladı. Hazret Ömer, radıyallahu an, bunları bırak. Kendisine zorla suya gir dediğin kimsenin hali ne oldu? diye sordu. Kumandan, ya Emir el Mü'minin, bu işte benim kötü bir niyetim yoktu. Bir suya ulaştık. O sudan geçmek için derinliğini öğrenmek istedik. O kimseyi soyup suya koyduk. Hava soğuk idi. Ya Ömer, ya Ömer radıyallahu anh diye feryat eyledi. Sonra şiddetli soğuk sebebiyle vefat etti dedi. Komutanın anlattıklarını dinleyenler daha önce Hazret Ömer'in Lebbeyk! Lebbeyk! diye söylemesinin suya giren askerin ey Ömer radıyallahu anh neredesin diye seslenmesine cevap olduğunu anladılar. Hazret Ömer o kumandana eğer bundan sonra usul olarak kalmayacağını bilseydim senin boynunu vururdum dedi. Haydi şimdi git. O mazlumun diyetini ailesine ver. Bir daha böyle bir şey yapma dedi. Sonra bana göre bir Müslümanı öldürmek nice kimseleri öldürmekten daha büyük bir iştir buyurdu. Hazret Ömer'in radıyallahu anh Halifeliği sırasında Mısır fethedilmişti. Amr bin As radıyallahu anh da Mısır'a vali olarak tayin edilmişti. Bir gün Mısır halkı Amr bin As'a gelerek Nil Nehri'nin bir adeti vardır. Bu yapılmazsa suyu çekilir dediler. O adet nedir diye sordu. Halk içinde bulunduğumuz bu aydan 12 gün geçtikten sonra bir kız buluruz annesini, babasını mal ve para vererek razı ederiz. O kızı güzel elbiselerle ve altınlarla süsleyip Nil nehrine atarız, dediler. Amr bin As radıyallahu anh bunları işitince, İslamiyet'te böyle iş olmaz. İslamiyet, bozuk adetleri kaldırmıştır diyerek kabul etmedi. Üç ay sonra Nil nehrinin suyu kesildi. Mısır halkı, vatanlarından göç etmeye başladı. Amr bin As radıyallahu an bu hali görüp bir mektup yazarak durumu Hazreti Ömer'e radıyallahu an bildirdi. Hazreti Ömer mektubu okudu ve bir cevap yazarak onların adetlerini yapmamakla iyi etmişsin. Mektubumun içine bir parça kağıt koydum. O kağıdı Nil nehrine bırak diye yazdı. Amr bin As radıyallahu anh, bu mektubu aldı. Mektubun içindeki kağıtta şöyle yazılıydı: Allah'ın kulu Ömer bin Hattab'dan Mısır'ın Nil Nehri'ne. Eğer bundan evvel kendin aktığını zannediyorsan akma. Eğer seni Vahid ve Kahhar olan Allahü Teala akıtıyor ise Vahid ve Kahhar olan Allahü Teala'dan seni akıtması için dua ederim, akıtmasını dilerim. Amr bin As, radıyallahu an o kağıdı Nil nehrine bıraktı. Ertesi gün sabahleyin, Nil nehrinin suyu, on altı arşın yükselerek akmaya başladı. Bir daha da, önceki gibi suyu hiç kesilmedi. Mısır halkı sıkıntıdan kurtuldu. İmam-ı Müstagfiri, rahmetullahi aleyh, kendisine kadar uzanan rivayet zinciriyle naklederek şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam Firavun'a beddua eyledi ve Allahü Teala Nil nehrinin suyunu kuruttu. Halk vatanını terk etmeye başladı. Sonra toplanıp Musa aleyhisselama giderek bizim için dua et. Nil'in suyu aksın diye yalvardılar. Musa aleyhisselam imana gelirler diye Nil'in suyunun yeniden akması için Allahü Teala'ya dua etti. Sabahleyin baktılar ki Nil nehrinin suyu 16 zira yükselmiş akıyordu. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Hazreti Ömer'e radıyallahu an bu kerameti verdi. Bir gün Medine'de zelzele oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, elindeki kamçı ile yere vurarak Allahü Teala'nın izniyle sakin ol dedi. Zelzele durdu ve Medine'de bir daha zelzele olmadı. Bir gün Medine'de yangın çıktı. Hazret Ömer radıyallahu an bir saksı parçasına ey ateş Allahü Teala'nın izniyle sakin ol diye yazıp ateşin içine koydu. Yangın hemen söndü. Rum meliki Hazret Ömer'e (radıyallahu an) bir elçi göndermişti. Elçi Halifenin evini sordu. Bir saray gösterileceğini zannediyordu. Sahra'da kerpiç kesiyor dediler. Elçi Sahra'ya doğru gitti. Baktı ki Hazret Ömer (radıyallahu an) başının altına bir kerpiç koymuş, toprak üzerinde uyuyordu. Elçi bu hali görünce doğuda ve batıda herkes bu kişiden çekiniyor. Bunun hali ise böyledir diye çok hayret etti. Sonra burası tenha bir yer. Bunu öldürürsem kimsenin bundan çekinmesi kalmaz diye kalbinden geçti ve kılıcını çekti. O anda Allahü Teala yerden bir aslan çıkardı. Elçi şaşırıp korkusundan kılıcını yere bıraktı. O sırada Hazreti Ömer uyandı. Aslanı görmemişti elçiye ne olduğunu sordu. O da durumu anlattı ve Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in radıyallahu an şehit olduğu gün yeryüzünü öyle bir karanlık bastı ki çocuklar annelerine kıyamet mi koptu diye sorarlardı. Anneleri çocuklara hayır Ömer bin Hattab radıyallahu an şehit oldu dediler. Hazreti Ömer'in şehit olduğu gün şu manadaki beytler işitildi fakat söyleyen görünmedi. Eğer İslam üzere ağlıyorsa ağlayan ağlasın. Neredeyse helak olmak üzereydiler ey geçmiş zaman. Geride kaldı dünya ve ondaki hayırlar. Dünyadan yüz çevirdiler vade inananlar sana cinnin kadınları içten ağlıyorlar. Dinarlar gibi yüzlerini tırmalıyorlar. Hadiselerden sonra hep siyah giyiyorlar. Şu manadaki beyitleri de şehit olmasından üç gün sonra yine cinniler okudular. Allah hayırlarla karşılaştırsın hatırına emirin. Onun kudreti ne yücedir, her zerresinde yeryüzünün kim binerse deve kuşunun kanatlarına o zaman ulaşabilir elden kaçan hayra. Haynın yani Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anhüma, kerametlerinden biri de kendilerine dil uzatan edepsiz sözler söyleyen rafizilerin başlarına çeşitli belaların ve cezaların gelmesidir. Hacı Muhammed Parisa Kuddisesi Ruh Faslül Hitap adlı kitabında şöyle yazmıştır. Hazret Ali radıyallahu anh buyurdu ki: Bir grup insanlar beni Hazret Ebu Bekir'den ve Hazret Ömer'den radıyallahu anhuma üstün tutacaklardır. Onların kalplerinde nifak vardır. Müslümanların bölünmesini, ihtilafa düşmelerini isterler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onlardan haber verdi ve katledilmelerini emretti. Onlar zahiren Müslüman görünürler. İçlerinden din düşmanıdırlar. Yalan söylemek onlara göre güzeldir. Kalpleri kötülüklerle doludur. Kur'an-ı Kerim'i değiştirirler kendi sapık düşüncelerine göre yorumlarlar. Fitne üzerinde birbirleriyle anlaşma yaparlar. Eshab-ı kirama aleyhimür rıdvan söverler. Allahü Teala onları affetmez. Bu fitneleri küçükleri büyüklerinden öğrenirler. Böylece devam ederek sünneti yok edip bidati yayarlar. O zaman sünnete uyanlar şehitlerden, abitlerden ve gazilerden eftaldir. Saadet onlarındır. Yeryüzünde rafizilerden çok buz edilecek kimse yoktur. Yeryüzü onlara buz eder. Gök onlara tiksinerek gölge verir. Rafizilerin alimleri gök kubbesi altında insanların en şerlisi ve en zararlısıdırlar. Fitne onlardan çıkar ve fitne üzerinde sabit olurlar. Rafizilerin alimleri gökteki melekler arasında en pis ve en necis kimseler diye isimlendirilirler. Eshab-ı kiramı radiyallahu anhü ecmain kötüledikleri zaman göğüslerinden hikmet çıkıp gider. Allahü Teala Rafizilerin ve bidat sahiplerinin suretlerini değiştirir. Eshab-ı kiram Hazret Ali'nin bu sözlerini işitince, ya Emir el Mü'minin, biz o zamana ulaşırsak ne yapalım? dediler. Hazret Ali, radıyallahu an buyurdu ki, İsa aleyhisselamın havarileri gibi olunuz. Allahü Teala size ne emrettiyse yapınız. Onun peygamberine itaat, eshabına muhabbet, rafizilere boz ve düşmanlık hususunda Havarilerin yaptığı gibi yapıp sabrediniz. Hak ve sünnet üzere olmak, günah ve bidat üzere olmaktan hayırlıdır. Abdullah bin Sebe Hazreti Ali'yi Hazreti Ebubekir'den (radıyallahu anhüm üstün tuttuğunu söylemişti. Hazreti Ali onun bu yalan ve fitne sözünü duyunca yemin ederek onu öldürürüm demiştir seni sevenin niçin öldürüyorsun diye sorduklarında, beni onlardan üstün tutanı elbette öldürürüm. Benim bulunduğum şehirde bulunmasın dedi. Ve onu bulunduğu şehirden sürdü. İmam-ı Müstagfiri, rahmetullahi aleyh, delail Nübüvve adlı kitabında, güvenilir kimseden naklederek şöyle yazmıştır. Biz üç kişi Yemen'e gidiyorduk. Yanımızdaki bir şahıs Küfeliydi. Bu kimse Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma hakkında uygunsuz sözler söyler, onlara dil uzatırdı. Her ne kadar nasihat ettiysek de fikrinden vazgeçmedi. Yemen'e yakın bir yerde konakladık ve uyuduk. Sonra kalkıp abdest aldık o şahsı da uyandırdık. Ne yazık ki ben burada sizden ayrılıyorum. Beni uyandırdığınız sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başucumdaydı. Bana ey fasık kimse Allahü Teala fasıkı hakir eyledi. Sen burada suret değiştireceksin buyurdu dedi. Biz vah sana kalk abdest al dedik. Kalkıp oturdu ayaklarını topladı. Bir de baktık ki, ayak parmakları maymun parmağı şekline girdi. Sonra dizlerine kadar iki ayağı maymun ayağı gibi oldu. Böylece göğsü, vücudu, başı ve yüzü değişip tamamen maymun oldu. Onu tutup devenin palanı üzerine bağladık ve yola devam ettik. Güneş batmak üzereyken bir yere ulaştık. Orada birkaç maymun toplanmıştı. Onları görünce çok ızdırap çekti. İpini koparıp o maymunların yanına gitti. O maymunlarla birlikte bize doğru döndü. Biz dedik ki bu insan iken bize eziyet ve sıkıntı verirdi. Şimdi maymunlar ona dost oldu dedik. Sonra bize yaklaştı ve kuyruğunun üzerine oturdu. Yüzümüze bakıyor ve gözyaşı döküyordu. Biraz sonra maymunlar gittiler o da onların arkasından gitti. İmam-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh Ali bin Zeyd'in radiyallahu anhuma şöyle anlattığını nakletmiştir. Sait bin Müseyyib radiyallahu an bana bir kimse gönder de falan şahsı görsün dedi. Halini sen söyler misin dedim. Hayır söylemem dedi bir kimse gönderdim. Sayit bin Müseyyib radıyallahu an göstermek istediği şahıs hakkında şöyle anlattı. O şahs eshab-ı kiramdan bazıları hakkında kötü söz söylerdi. Allahü Teala onun yüzünde öyle bir yara hasıl etti ki bütün yüzünü kapladı ve yüzü simsiyah oldu. Yine İmam-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh salih bir kimseden naklen şöyle anlatmıştır. Küfeli bir şahıs vardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a ve Hazreti Osman'ı Zinnureyn'e radıyallahu anhuma dil uzatır, uygunsuz sözler söylerdi. Her nasılsa bir defasında bir yolculuk sırasında o şahısla beraber olduk. Kendisine çok nasihat ettik. Fakat dinlemedi. O halde bizden uzaklaş dedik uzaklaşıp gitti. Sonra o kimsenin oğlunu gördük. Babana söyle bizimle beraber gelsin dedik. Oğlu babamın iki eli domuz ayağı gibi oldu dedi. Adamın yanına gittik. Bizimle beraber gel dedik. Bana acayip bir şey oldu dedi ve ellerini gösterdi. Elleri domuz ayağı gibi olmuştu. Sonra bizimle yola devam etti. Pek çok domuzun bulunduğu bir yere ulaştık. O kimse birdenbire merkebinden yere atlayıp domuzların arasına karıştı. Domuz şekline döndü. Onu diğer domuzlardan ayıramadık. Mallarını ve kölesini küfeye getirdik. İmam-ı Müstağfirî'nin rahmetullahi aleyh bir gaziden naklen anlattığı bir hadise de şöyledir. O gazi kimse şöyle demiştir. Bir cemaat ile gazaya gidiyorduk. Yanımızda Beni Temim kabilesinden Ebu Hayyan adında biri vardı. Bu şahs Hazreti Ebu Bekr Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhuma hakkında uygunsuz sözler söylerdi. Kendisine nasihatlarımız hiç faide vermedi. Yolda hakimlerden birine uğradık. Ebu Hayyan'ı kastederek bunu benim yanımda bırakınız dedi. Biz de onu bırakıp gittik. Bir müddet sonra baktık ki arkamızdan geliyordu. Yanında bıraktığımız hakim kendisine bir elbise ve bir de at vermiş. Bize gördünüz mü ey Allah'ın düşmanları diye bağırdı. Bizden uzak dur dedik. Biz yolun bir tarafından gidiyorduk, o da öbür tarafından gidiyordu. Bir ara ihtiyacını gidermek için yoldan ayrılıp bir kenara çekildi. Otururken üzerine arılar hücum etti. Bizden yardım istedi. Yardım etmek istedik fakat bu sefer arılar bize hücum etmeye başladı. Biz bırakıp geri döndük. Arılar tekrar onun üzerine hücum ettiler. Kemikleri parlayıncaya kadar derisini ve etlerini parçaladılar. Biz Beni Temim'den Ebu Hayyan'ın mallarını kim alır diye bağırdık. İmam-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh seleften büyük bir zattan şöyle nakletmiştir. Benim bir komşum vardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma hakkında devamlı çirkin sözler söylerdi. Bir gece rüyamda Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Sağ tarafında Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve sol tarafında da Hazreti Ömerül Faruk vardı. Ya Resûlallah, benim bir komşum var. Bu iki zat hakkında uygunsuz sözler söylüyor. Böylece bana sıkıntı veriyor, çok eziyet ediyor dedim. Resulullah bir kimseye, git bunun komşusunu öldür buyurdu. Sabahleyin rüyamı, o komşuya anlatayım diye evden çıktım. Bir de baktım ki, o komşumun kapısı önünde bir kalabalık ve gürültü vardı. Ne oldu diye sordum. Gece biri gelip bunu öldürmüş dediler. Yine İmâm-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh şöyle yazmıştır. Basra halkından birisi Ehvas beldesinin ileri gelenlerinden birine mal satmıştı. Mal sattığın adam Rafizidir. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer hakkında uygunsuz sözler söylüyor dediler. Mal satan kimse bundan sonrasını şöyle anlatmıştır. Gidip gelmek uzun sürecekti. Fakat mal sattığım adamın yanına gittim. Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer hakkında kötü sözler söylemeye başladı. Çok üzüldüm ve adamın yanından ayrıldım. O gece üzüntümden yemek yiyemedim. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Ya Resulallah, falan kimseyi görüyor musun? Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer hakkında neler söylüyor dedim. Söyledikleri seni üzdü mü? buyurdu. Evet dedim. Onu buraya çağır buyurdu. Çağırdım. Yere yatırmamı emretti. Adamı yere yatırdım. Resulullah elime bir bıçak verip onu öldür buyurdu. Üç kere öldüreyim mi ya Resulallah diye sordum. Çünkü adam öldürmek benim için zor bir işti. Üçüncü soruşumda vah sana öldür diyorum buyurdu. Bunun üzerine onu öldürdüm. Sabahleyin bu rüyamı o habis kimseye anlatayım diye gittim. Mahallesine varınca evinden feryat seslerinin yükseldiğini işittim. Bu ne haldir diye sordum. Falan kimseyi dün gece yatağında öldürmüşler dediler. Vallahi onu Resulullah'ın emriyle ben öldürdüm dedim. O kimsenin oğlu durumu öğrenince bana sen hakkını al. Ben onu toprağa gömeyim dedi malımı alıp gittim. İmam-ı Müstakfiri rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Seleften bir zat şöyle anlattı. Çocukluğum zamanında bir rafizi hocam vardı. Bana rafizilik telkin ederdi. Ben de Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer hakkında uygunsuz sözler söylerdim. Bir gece rüyamda kıyamet kopmuştu. Bütün insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda toplanmışlardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki ihtiyar zat oturuyordu. Herkes sırayla gidip selam veriyordu. Ben de selam vermek için Resulullah'ın huzuruna yaklaştım. Yanında bulunan iki zattan biri "Ya Resulallah, bu kimse bizden ne ister?" diyerek beni gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni tutmak istedi. O sırada uykudan uyandım. O anda saç ve sakalım, kaşım ve kirpiklerim döküldü. Dört ay öylece kaldım. Bütün tabiplere gittim, çare bulamadım. Bir gün dostlardan biri geldi. Bu halin nedir? Tabipler sana çare bulmaktan aciz kalmışlar dedi. Bu sorusundan anladım ki, birine aşık mı olduğunda, da, onun aşkından mı bu hale geldin demek istiyordu. O dostuma halimi ve rüyamı anlattım. Sübhanallah! Niçin tövbe edip af dilemedin? Demek ki sen bilmiyorsun. Halbuki Resulullah'a salat ve selam okununca ve diğer şeyler mübarek ruhu için okununca bildirilir. Hemen tövbe et dedi. Abdest aldım, iki rekat namaz kıldım. Sonra tövbe edip Allahü Teala'ya dua ettim. Hazreti Ebu Bekr Sıddık'ı ve Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anhuma çok sevip üstünlüklerine inandım. Bir hafta geçmeden saçım, sakalım, kaşlarım ve kirpiklerim eskisi gibi yeniden çıktı. İmamı ı Mustagfiri, rahmetullahi aleyh selef-i salihinden bir zatın şöyle anlattığını nakletmiştir. Bir defasında Şam'a giderken, bir mescitte sabah namazını kıldım. İmam, namazdan sonra, Hazreti Ebu e ve Hazreti Ömer'e, radıyallahu anhuma) beddua etti. Bir sene sonra yine bir Şam yolculuğu sırasında, aynı mescitte sabah namazını kıldım. Bu sefer imam, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e güzel dua etti. Cemaate, geçen sene onlara beddua ediyordunuz.'' şimdi hayırla dua ediyorsunuz. Sebebi nedir diye sordum. Bana geçen seneki imamı görmek ister misin dediler. Evet isterim dedim. Beni bir eve götürdüler. Orada gözlerinden yaş akan bir köpek vardı. Köpeğe sen geçen sene Hazreti Ebu Bekre ve Hazreti Ömer'e radıyallahu anhüma beddua eden imam mısın diye sordum. Başıyla evet der gibi işaret etti. Yine İmam-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Medayinde bulunuyordum. Her nerede bir garibin vefat ettiğini duysam ona kefenlik alırdım. Bir gün bir şahıs yanıma geldi. Burada küfeli bir kimse vefat etti. Kefeni yok dedi. Hizmetçimi kefen almaya gönderdim. Ben de ölen şahsın yanına gittim. Karnının üstüne bir kerpiç koymuşlardı. Birdenbire kerpiç düştü ve ölü canlanıp, vah bana yazıklar olsun diye bağırmaya başladı. Ben, la ilahe illallah de dedim. Artık faidesi yok, benim kavmim Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer hakkında kötü sözler söylerlerdi. Ben de onlar hakkında kötü söz söyleyip söverdim. Şimdi helak oldum. Cehennemdeki yerimi gösterdiler.'' İnsanları korkutmam için bana tekrar can verdiler dedi. Hemen dışarı çıkıp bu hali arkadaşlarıma anlattım. İmamı Kayrevani rahmetullahi aleyh Bostan kitabında şöyle yazmıştır. Seleften biri şöyle anlattı. Benim bir komşum vardı. Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhuma hakkında uygunsuz sözler söylerdi. Bir gece çok aşırı gitti. Dayanamayıp onunla kavga ettim. Üzgün ve gamlı olarak eve geldim. Yatsı namazından sonra uyudum. Rüyamda Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Ya Resulallah, falan kimse senin hesabına kötü sözler söylüyor dedim. Kime kötü sözler söylüyor diye sordu. Hazreti Ebu Bekre ve Hazreti Ömer'e radıyallahu anhuma dedim. Al şu bıçağı, git onu öldür," buyurdu. Bıçağı aldım ve gidip o adamı boğazladım. Sanki elime kan bulaşmıştı. Elimi yere sürdüm. O sırada uyandım. O şahsın evinden feryat sesleri duydum. Ne olmuş diye sordum. Falan kimse bu gece aniden ölmüş dediler. Sabahleyin evine gittim. O kimsenin boğazında bir bıçak izi vardı. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Kuddise Sirruh Fütühatı ı Mekkiye kitabında şöyle yazmıştır. Allahü Teala'nın sevgili kullarından bir grup vardır ki onlara Recebi derler. Onlar 40 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Recep ayında hiç hareket etmezler. Ayakta duramadıkları gibi oturamazlar da ellerini, ayaklarını ve gözlerini dahi kıpırdatacak kuvveti kendilerinde bulamazlar. Recep ayının ilk günlerinde bu hal üzere olurlar. Günden güne bu halleri hafifler. Şaban ayı girince bu halleri kalkar. Bazen onlardan bir kısmında bu keşf halleri kalıp bir sene devam eder. Recemilerden birini gördüm. Onda Rafizilerin durumunu keşfedip görme hali baki kalmıştı tanımadığı bir rafiziyi domuz şeklinde görür ve sen rafizisin tövbe et derdi o rafizi tövbe ederse onu insan suretinde görürdü ve sen gerçekten tövbe ettin derdi eğer o kimseyi yine domuz suretinde görürse yalan söylüyorsun sen tövbe etmedin derdi bir gün şafii mezhebinde oldukları ve iyi kimseler olarak tanınan iki kişi huzuruna geldiler. Meğer o iki kişi dıştan iyi görünmelerine rağmen rafiziymişler. Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Osman hakkında yanlış ve kötü düşüncelere sahip imişler. O zat huzuruna gelen bu iki kişiye dışarıya çıkmalarını söyledi. Sebebini sorduklarında, ben sizi domuz şeklinde görüyorum dedi. O iki kimse o anda kalplerinden tövbe ettiler. Bunun üzerine o zat, şimdi tövbe ettiniz. Çünkü şu anda sizi insan suretinde görüyorum dedi. O kimseler buna çok şaştılar ve bozuk itikatlarından tamamen vazgeçtiler. Hazreti Osman'ı zinnureyn radıyallahu an Hazreti Osman'ın künyesi İbn Abdullah lakabı Zinnureyn'dir. Bu lakap Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki kızıyla evlenmesi sebebiyle verildi.